Arkadaşlar herkese merhabalar. Merhaba. Yasemin'le konuştuk. Yasemin'in yeni bir karavana ihtiyacı olduğunu düşündük. Ve yeni bir araç almak için Denizli'ye gideceğiz. Yasemin, söylemek istediklerin nelerdir? Neden yeni bir karavana geçmek istiyorsun? Biraz seni dinleyelim. Evet. Ya aslında şöyle, ben mevcut karavanıma bayılıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ve aslında çok da uzun bir zamandır da birlikte değiliz. Mart'tan bu yana birlikteyiz kendisiyle. Yazın müthişti her şey. Çünkü çok fazla zamanını dışarıda geçiriyorsun. Ama kışın da artık içinde yaşamaya başlayınca birincil ihtiyaç olarak sıcak duş gerekiyor. Artı oturma alanım biraz daha geniş olsun istiyorum. Çünkü dışarı çok fazla çıkamıyorsun ve içeride biraz daha hareket alanım bol olsun istiyorum. O yüzden düşündük, taşındık. Yani düşündük taşındık da çok da uzun da düşünmedik aslında. Yani bir anda böyle yemek yerken onun üzerine hemen bakmaya başladık internette. Bir tanesi çok içimize sindi. O yüzden şimdi oraya doğru yol almayı düşünüyoruz. İzmir'deyiz şu an. Denizli'ye doğru gideceğiz ve o araçları bir ekspertize sokacağız, ustaya göstereceğiz. Bir sürü işimiz var yani. Bu evet. Süreçte ben Antalya'ya gidecektim biliyorsunuz ama kalıp Yasemin'e yardım etme düşüncesine girdim. Çünkü bu hanım kızımız tek başına onu yapamaz. Nasıl yaparım? Ya şeyi söyleyeyim, ben ilk karavanımı alırken tabii ilk tecrübe böyle içini kendim yapayım edeyim işlerine çok fazla girmek istemedim. Neye ne nasıl ihtiyacım olacak falan bilmiyordum. O yüzden bir de zor geliyordu bu işler bana açıkçası. Hı-hı. Nasıl karar vereceğim, ne yapacağım diye. O yüzden hazır bir karavanı tercih etmiştim. Ama şimdi kafamda çok net, yani nerede ne olması gerektiği konusunda, hı-hı, çok daha netleşti her şey. O yüzden istiyorum ki içini böyle güzelce sıfırdan, hı-hı, kendim dizayn edeyim ve Ertan da dedi ki ben sana yardımcı olurum. Allah razı olsun. Ne o demek, yüzden efendim, birlikte kolları sıvayacağız. İnşallah tabii Denizli'dekinden memnun kalırız. Yani İstanbul'da dolu dolu araba var da oralara gidip de aranmak çok fazla istemiyoruz açıkçası. İstanbul'dan araç alırken ben korkuyorum. Ben de korkuyorum. Niye? İstanbul bizi korkutuyor. Sanki bak Denizli'den alsa ya da bir yerden alıyorsun problem yok ama İstanbul'da araba alıyorsunuz ya, sanki böbreğini alacaklar gibi bir hissiyata. Bir de daha yıpranmıştır falan gibi bir hissiyat, evet, var. Halbuki beni böyle düdüklerler falan gibi böyle korkuyorum. Belki de 10 kat temizi vardır, belki o da bilmiyorum. Belki de, ya tabii ki canım. Biz öyle yapacağız, yavaştan yola çıkacağız. Tabii bir sürü işimiz var orada, dediğim gibi eksperdi, ustaydı, bir sürü işimiz var. Onları da halletmemiz pazarlıktı gerekiyor. Şimdi hanım kızımız pazarlıktan çok anlayamıyorum. Anlamaz. Neden? Karşı taraf bir şey dediğinde aman onu kırmayayım. Anladın mı? Ne kadarsa tamam abi. Şimdi bu yani, işlere evet, girmesin. Bu işleri de bir beraber yapalım istedik. Ustaydı, certtı, curttu. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Şimdi Yasemin'le birlikte şans dileyin. Yasemin'in arabayla gidiyoruz. Transporter'la. Dönerken kısmet olursa, alırsak, beğenirsek, İnşallah, içimize sinerse alıp geliriz. Evet. Ben de o aldığım artık kocaman şeyi kullanabilirim diye düşünüyorum. Yani kullanırım, evet, herhalde. Yani bunda da büyük nasıl yapacağım dediler. Aslında çok bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Kullanırsın, gayet kullanırım. Olmadı da sonra aynen geri İzmir'e döneceğiz. Sonra da kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Bize şans dileyin. İnşallah da istediğimiz arabayı çok uygun fiyatlara kısmet alabilirim. Diyorum. Çünkü fiyatlar biliyorsunuz, araç fiyatları vesaire uçtu. Temizini bulmamız da zaten zor. Bla bla bla. Haydi şimdi yola çıkalım. Denizli'ye gidiyoruz efendim. Denizli'ye. Rapapapam. Bay bay. Biraz evini büyütüyoruz. Biraz da genişletiyoruz. Tam zamanlı içinde yaşamak için ideal bir araca geçiş yapıyoruz. Yani evet, sıcakmış işte, o kadar özendirdin evet, ki. Evet, burada evet, aslında tek eksiği oydu ya. Gerçekten evet, başka hiçbir eksiği yok. Tek ben çok seviyorum sıcakmış arabamı da. Ama evet. Arabana da geleceğiz Yasemin. Ama şu an almaya gittiğimiz aracı konuşmak istiyorum. Marka model veremiyorum. Gidince görün diye. Burada videoyu durdurun. Aşağıya yorumları yazın. Acaba hangi arabayı aldık? Hangi arabayı alacağız ya da? Aşağıya yorumları yazın. Tahminlerinizi merak ediyorum. Videoyu tekrar başlattıysanız. Evet arkadaşlar, şimdi yaklaşık bir 2 saati falan yolculuğumuz kaldı biraz. Evet evet, o kadar. Sabah 8'den yani beri falan. Sağlam yağdı. Çok yağmur mesela. Yoldayız. Müthiş yağıyor. Yani sürekli yağmur yağıyor. Ve böyle gürül gürül yağıyor. Neyse, şimdi gideceğiz. Vura vur kıra kıra pazarlık yapacağız. Aracı ekspere sokacağız. Kavgalar edeceğiz. Dövüşler edeceğiz. Ve çıkacağız. Hadi şimdi oralara doğru gidelim.
Yasemin, ekspertize geldik. Ne düşünüyorsun? Bakalım ne diyecekler? Ne diyecekler acaba yeni minik kuşuna? Ya inşallah önemli bir şey söylemezler de alır da gideriz ya. İnşallah. Evet. Bence olacak ama. Allah Allah. Hmm, neden? Öyle duyuyorum. Bilmem. Öyle şimdi arkadaşlar, kilometresi çok düşük. Bu araçların, yani 230 bin de kilometresi. Bu araçların bu kilometrede bulmak neredeyse imkansız. Çünkü bunlar minibüs, panelvan değil ve haliyle yıllarca harap olmuş, deli gibi çalışmış araçlar oluyorlar. Kilometresini düşük bulmuşken de kaçırmak istemiyoruz açıkçası. Minik problemler çıkarsa ekspertizde kendimiz yaptırırız. O problem değil. Dış kasada hiçbir şey yok zaten, çiziksiz. Evet, elden geçmiş, boyanmış. Bu komple boyanmış. Bir de bu araçlarda, Citroen Jumper'da, Peugeot Boxer'da ve Fiat Ducato'da boya dökülmesi olur. Komple boya soyulur zamanla. Bu da şeydir. Tutar mısın Yasemin? Bu da kroniktir. Hemen her araçta olur. Bu araçların hemen hepsinde olur. Bu da yeni boyanmış. Açıkçası işimize geldi. Çünkü bir boyayalım desek 5000 lira masraf yapmak gerekiyor. Sonrasında kendimiz farklı kaplatırız, boyatırız. O başka tabii. Ama bunun hallolmuş olması bizim için 5000 lira bir cepte dedirtiyor yani. O yüzden ufak tefek sorunlar varsa da yaptırırız diye düşünüyoruz. Evet. Özellikle bu arada panel van değil, minibüs tercih ettik. Bir, bu panel vanlar böyle taşıma işleri için de çok kullanıldığı için daha fazla da zarar görebiliyorlar açıkçası. Bir de ben cam istiyorum zaten. Yani evet. Hani panel var tercih edenlerin sebebi yalıtım için. İşte camları falan kaldırıyorlar ya, ben zaten bu şekilde bir görünüm, içi ferah olsun istediğim için minibüs tercih ettim. İşte dediğim gibi servise çıkarım olmadı. Yani baktık, karavanı halledemiyoruz. Okul taşıt olarak. Olmadı, okul servisi olarak kullanacak Yasemin Hanım. Kapı otomatik. Bence kapının otomatiğini değiştirmek gerekiyor. Normal sürgülü kapıdan yanayım ben. Evet, tercih ederim. Yağmurda, mağmurda eziyet çekebilirsin. Otomatiği kilitlenir, bir şey olur. Şimdi ekspertiz başladı. Şu an tüm bakılması gereken her şey full paketiyle bakılıyor. Yasemin, efendim? Heyecanlı mısın? Neye çok bakıyorsun? Denizli kebabı. Şaka mı yapıyorsun? Evet. Nasıl yani? Gerçekten mi? Ne yapayım, şu anda bekliyoruz işte. Ya ben niye heyecanlıyım acaba? Ben de heyecanlıyım. Ben niye arabanın altına bakıyorum, üstüne bakıyorum, sen burada kebap ya baktım bakıyorsun. Baktım bir anda arabana bakıyorum, arada yani acıktım ben, çok acıktım. Sen acıkmadın mı? Buraya kadar acıktım da yani ne bileyim arkadaş, bu ne rahatlıkmış ya. Aynen, arabana hem buna odaklanabiliriz. Bu da ben arabanın altında maymun oldum, oraya eğil, buraya eğil. Bizimki kebap bakıyor oradan. Sen nasılsa bakıyorsun. Arkadaşlar da tabii bakıyorlar. Tabii ya, ne güzel, tabii. Kebap bak sen, ne yiyeceğiz ona bak sen. Bence o da çok mühim. Evet, evet, ona bak, o çok mühim. Arkadaşlar dün başka bir araca baktırmıştık. Bugün başka bir araca baktırıyoruz. Yine ekspertizdeyiz, ustaya gösterdik. Usta çok beğendi bu aracı. Bir de ekspertize sokalım dedik. Ne olur ne olmaz diye. Tabii bu denediğimiz ikinci araç oluyor. Araç beğenmek kolay değil. Çünkü bu araçlar arkadaşlar okul servisleri. Yani insanlar bu araçlarla yolda kalırsa şehir merkezinde yolda kalır. Ama biz yolda kalırsak dağın tepesinde yolda kalırız. O yüzden de rüzgardan sesim çok gelmiyor olabilir. O yüzden de iyice baktırmak istiyoruz. Şimdi ekspertize geldik tekrar. Tertemiz çıktı. Anlatacağım. Yasemin'in artık bir okul taşıtı var. Yasemin, okul taşıtın hayırlı olsun. İlkokul öğrencileri taşıtayım ama yırtarlar. Şey yap, ortaokul ve lise taşı. Bana tamam fark etmez ya. Ben bir öğrenci taşım da. Arkadaşlar, karavanın bütün koltuklarını söktürüyoruz burada. Onu da pazarlığa dahil ettik. Koltuklar size kalsın diye pazarlığa dahil ettik. Birazdan geldiğimizde bütün koltuklar sökülmüş olacak. Yasemin Hanım, yeni aracınız hayırlı uğurlu olsun. Bir gidelim notere, bir ödememizi yapalım. Ne hissediyorsun? Ondan sonra, vallahi çok heyecanlı. Notere gidiyoruz birazdan. Çünkü ya ekspertiz raporu falan her şey o kadar güzel müthiş çıktı ki içimize öyle bir sindi ki şu anda. Evet abi, söküyor musun içeriye? Söküyor muyuz içeriye abi? Söküyoruz aynen, az bir işimiz kaldı. Koltuklar komple gitti. Aynen öyle. Yasemin Hanım, aldığınız araçtan çok farklı oldu. Şimdi okul servisi de çekemeyeceksin. İçine at şişme yatağını, yat işte tamam. Ha, 10 numara. Ha. Zaten öyle yapacağız. Şuraya bir şişme yatak açacağız sana. Şişme yat, gitti ya. Ve tabii ki gelmişken Pamukkale travertenlerini kaçırmadık. Burada bir sıcak su kaynağı var.
Buhar belli oluyor mu bilmiyorum da. Ya! Şuranın buharı yoğun, belki orada belli olur. Ya içine buharın kirisi gidiyor, korkuyor. Bildiğin sıcak su, kaynar su. Ve sıcak su kaynağıyla dolu bir alan gördük sonunda. Turkuaz rengiyle müthiş görünüyor. Burası böylece bir sıcak su havuzu. Zaten buharı falan görüyorsunuzdur. Ama şu an giriş yasak pandemiden ötürü. Arkadaşlar, karavanı aldık. Şimdi Kuşadası'na, İzmir'e doğru devam edeceğiz. Bu gece nereye kadar gidebilirsek. Yasemin öndeki araçta, ışıklarda kalkıyor ve mükemmel bir kalkış. Mükemmel bir kalkış. Yo, kaçıyor arkadaş ya. Tabii ilk bir şey olur, yabancılık çeker, sonra alışır. Çünkü araç aslında bayağı büyüdü, çok az bir fark değil. Bayağı büyüdü ama alıştı bence, gayet iyi yani. Şehir içinde de kullandı. Zaten şoför yani, Yasin bir şey değil, işte panik atak bir şoför değil, zaten harbi şoför. Buna da hemen alıştı yani. Benim klasik karavanı da kullandı biliyorsunuz. Alkovenli koldan vites karavanı da kullandı. Bindiği her aracı kullanıyor maşallah. Buna da hızlıca alıştı. Evet Yasemin Hanım, böyle şey gibi duruyorsunuz. Sanki iki tane aracınız varmış, iki tane aracınız varmış da birini karavan yapacakmışsınız, biri de hazır karavanmış gibi bir duruşunuz var. Öyle bir rahatım değil mi? Evet. Aha, evet. Yasemin, ne diyorsun? Ay, vallahi benim çok içime sindi. Bir an önce de başlamak istiyorum, çok heyecanlıyım ya. Bir an önce girişelim istiyorum içeriye. İçeriye bir an önce girişelim. Edelim. Koltukları söktürdük, çok iyi oldu. Arkadaşlar, pazarlığa dahil ettik ya onu. Şimdi işte içeriği böyle bir iyice daha geri kalan kısımlarını söküp sonra temizleyeceğiz. Hı hı. Bu hafta sonunu bu işlerle geçireceğiz yani burada. Kuşadası'ndayız şu anda, arkadaşlarımızın yanına geldik. Onları tamamladıktan sonra da pazartesi günü döneceğiz İzmir'e. Orada artık diğer işlerini halletmeye başlayacağız. Ertan şu anda içeride harıl harıl çalışıyor. Ustam, nasıl gidiyor? İyi, ne olsun. İyi mi? Rahat mı? Kolay sökebiliyor musun? Rahat, zorluyor hayır, mu? Kolay sökemiyorum. Her yer vida, her yer döşeme, her yer bir şeyler. Şuraları mesela söktüm Yasemin. Aha, bak çıkan izolasyona bak. Böyle bir caminin hayvan gibi. Bayağı kalın kalın döşemiş işte, arkadaşlar yani. Şimdi bunları komple sökeceğim. Şurada kalorifer sistemi var. Bunlar sökülecek. Hmm. Döşemeler sökülecek. Evet tabii tabii. Şunlar çıkacak. Komple sökülecek ve araç şöyle saç haline gelecek. Aynen. Şu yerde gördüğünüz zemin, basamak. Aynen. O ispiralle kesilecek gidecek. Komple. Öyle yani, işim var. İşiniz sen var. Ne yapıyorsun? Geleceğim, geleceğim. Geldim ya. İki sen mola verdim mu diye. Sen i̇ki saniye mola. Bir çalıştırıyorum bu kızı var ya. Vallahi bak. Deli gibi çalışacak. Çalışacağım tabii evet ki. Evet. Evet. Arkadaşlar, biz işe koyuluyoruz. Kendinize iyi bakın. Bunların da tabii videosu gelecek ama hepsini bir videoya sığdıramayacağız. Kusura bakmayın. Benden bu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Yorumlar kısmında mutlaka yazın. Görüşürüz. Evet, kanala abone olmayı da unutmayın, tamam mı? Hadi bye bye.